Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaza dönen Eda apartmanında 120 kişi can vermişti. O apartmana ilişkin kahreden bir detay ortaya çıktı. Apartman sakinlerinin depremden bir gün önce bina için kentsel dönüşüm kararı almışlardı. Binada yaşayanlar depremi düşünerek aslında o kararı almışlardı ancak zamanın yıllarca aleyhlerinde işlediğinden habersizlerdi. Geç alınan kentsel dönüşüm kararı 120 kişinin canına mal oldu. Depremler Hatay'ın İskenderun ilçesine büyük hasar verdi. İlçenin en gözde apartmanlarından biri de Piri Reis Mahallesi'nde deniz kenarındaki Eda Apartmanı'ydı. 42 yıl önce müteahhit Nafi Soyer tarafından inşa edilen apartmanda daire fiyatları 8 milyon liradan alıcı buluyordu. İlanlarda başka bir daire için 19.500 lira kira isteniyordu. 6 Şubat'taki büyük depremlerle yerle bir oldu. Enkaza dönen apartmanda aramalar günlerce sürdü. 120 kişiye mezar olan o molozların arasından sadece 8 kişi kurtulabildi. O enkazdan kurtulanlardan biri, 5 Şubat'ta yani depremden bir gün önce yapılan apartman toplantısında oy birliğiyle binanın yenilenmesi yönünde karar aldıklarını söyledi. Yürekleri yakan detay akıllara yine o ihtimali getirdi. 42 yıllık bina için o karar önceden alınsa belki de o canlar hiç yitirilmeyecekti. Depremin ilk gününden bu yana çok dile gelen bir konu vardı. Sağlam yapılmayan binaları ya da malzemeden çalanları sık sık konuştuk. Bunlar muhakkak çok önemli. Ama uzmanlara göre depremin etkisini en aza indirmenin yolu doğru zemini seçebilmek. Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden akademisyenler bir araya geldi. Malatya'da inceleme yaptım. İşte o incelemenin detayları. 11 il iki büyük depremde ağır hasar aldı. Binlerce ev yıkılırken binlercesi girilmez halde. 7,7'lik deprem Erzincan depreminden sonra Türkiye'de kaydedilmiş son 100 yıldaki en büyük depremlerden bir tanesi, ikincisi. Erzurum Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden akademisyenler Malatya'da inceleme yaptı. Çalışmalarını tamamlayan uzmanlar zemin problemi ve yapısal kusurlara dikkat çekti. Özellikle yapısal kusurlar ve yanlış yer seçimiyle ilgili kusurların daha doğrusu dikkat edilmeyen yapılaşmanın olduğunu gördük. Bazı yerlerde zemin sağlamken yapısal kusurlar vardı. Bazı yerlerde yapılar biraz daha nispeten yeni yapılmış bir sistematiğe sahipken zeminde problem vardı. Depremin şiddeti büyük. Ama kayıpları en az indirmek mümkün olabilir miydi? Uzmanlara göre depremin etkisini en aza indirmenin yolu doğru zemin seçimi. Aslında bizim küresel olarak, stratejik olarak ovalardan uzak durmamız gerekiyor. Yani ovalarda yapılaşmadan ziyade biraz daha sağlam jeolojik formasyonlara, sağlam kayaçlara, özellikle jeolojik ve jeofizik çalışmaların yoğun şekilde gerçekleştirilerek uygun yer seçimleri yapılarak zemin olarak zemin büyütmesinin az olduğu alanlara yerleşmemiz gerekiyor. Yaklaşık depremin epicenterından 100 kilometre uzaktaki alanlarda da hatta daha fazla uzaktaki alanlarda da yıkımlar gördük. Bunun en büyük sebebi zemin etkisi ilk olarak. Diğeri de yapısal kusurlar. Doğru zemin seçiminin yanında doğru yapılaşma da önemli. Bizim birinci hedefimiz zeminin hakim periyodunu bulmak. Daha sonra yapıyı da zemine uygun şekilde tasarlarsak buradaki kayıpları azaltmış olacağız.